Merhaba arkadaşlar, Simya Yayınları Türkiye geneli AYT denemesi geometri soru çözümleriyle karşınızdayız. 31'in soruya baktığımızda ABCD dikdörtgen demiş bakın. B ile AC'nin birbirine dik olduğu söylenmiş. BAC açısı alfa ve AB bir birim olduğuna göre demiş. Mavi boyalı bölgenin alfa cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda AFB üçgeninde dik üçgen mi? Hipotenüs uzunluğu bir birim. Hipotenüs uzunluğu bir birim olduğu için açının karşısında ne olacaktır? Sinüs değeri olacaktır. Burası sinüs alfa olarak gelir. FB uzunluğu. AF uzunluğu da arkadaşlar açının komşusu da kosinüs değeri olacaktır. Daha sonra baktığımızda bizden mavi bölgenin alanı sorulmuştu. Şöyle bakın dik olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki uzunluğa A, buradakine de B dersek arkadaşlar. Alan ne olacaktır? Şöyle yazalım. Dik kenarlar çarpım yarısı olarak gelecektir. Burada bizim A ve B kenarlarını alfa türünden bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu bulmak için de bakın şuradaki öklitleri kullanabiliriz. Öklit'i düşünürsek dikten dikilmişti. H kare eşittir P çarpı K bağıntısını kullanacağız. Sinüsün karesi arkadaşlar sinüs kare alfa eşittir bakın. Kosinüs alfa çarpı B olarak gelecektir. Burada B'yi yalnız bırakırsak sinüs kare alfa bölü kosinüs alfa olarak gelmiş oldu. B kenarının uzunluğu. A kenarını düşünürsek arkadaşlar yine bakın şuradaki dikten diki kullanırsak öklitli kullanırsak A ile sinüs alfanın çarpımı A çarpı sinüs alfa ne olacaktır? B'nin karesi. Şurada bakın B'nin karesini aldığımızda da sinüsün karesini aldığımızda arkadaşlar 4. dereceden sinüs alfa olmuş oldu bakın bölü kosinüs kare alfa gelmiş oldu. Buradaki sinüs alfayı da bölüm olarak gönderdiğimizde karşıya A uzunluğu bakın 4. dereceden sinüs alfa bölü kosinüs kare alfa çarpı sinüs alfa oldu. Şurada bakın sadeleştirme yaparsak arkadaşlar ne olacaktır? Şu 4 sinüs alfaya götürdü. Burada 3 kalmış oldu artık. A eşittir bakın sinüs küp alfa bölü kosinüs kare alfa olarak gelmiş oldu. Buradan alanı artık bulabiliriz arkadaşlar. Yerine yazdığımızda alan eşittir dedik. A kenarına baktığımızda sinüs küp alfa bölü kosinüs kare alfa çarpı B uzunluğuna baktığımızda sinüs kare alfa bölü kosinüs alfa bölü 2 olacaktır bakın. Daha sonra şurada neyi düşünebiliriz bakalım. Sinüs küp alfa var. Kosinüs kare alfa ile kosinüs alfayı çarptığımızda kos küp alfa yapacağı için şuradaki arkadaşlar ne gelecektir? Sin bölü kos tanjantı vereceği için tanjant küp alfa gelecektir. Toparlarsak tanjant küp alfa çarpı sinüs kare alfa bölü 2 olarak alanı bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oldu. Geldik 32. soruya. Merkez orijinal olan birim çemberin birinci bölgesinde seçilen bir alfa açısının demiş. Alfa açısı için ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda 270 ve 90 ile işlem yaparsak isim değiştiriyordu. Trigonometrik fonksiyonumuz 180 olsun, 360 olsun bunlarla işlem yaptığımızda ise isim değiştirmiyordu. Bunları düşünürsek. Şimdi baktık burada sinüs 3π bölü 2 demiş. 270 bir kere isim değiştirecektir. Ne olacaktır? Kosinüs olacaktır. Kosinüs açısı zaten alfa bakın. İşaret olarak da arkadaşlar 3. bölgeye düşeceği için 3. bölgede sinüs eksi olduğu için eksi kosinüs alfa gelecektir. Büyüktür. Baktığımızda sinüs pi bölü 2 eksi 2 alfa demiş. 1. bölgede olduğu için isim değiştiriyor ve artı olduğu için kosinüs 2 alfa oldu. Şimdi 1. bölgede arkadaşlar açımız neydi? Artıydı değer olarak. Eksi kosinüs alfa yine açımız birinci bölgede olduğu için buradaki değer eksi olacaktır. Eksi büyüktür artı bakın sağlıyor mu sağlamıyor. Birincisi demek ki yanlış olarak gelmiş oldu. İkinci ifadeye baktığımızda tanjant pi eksi alfa demiş. 180 eksi alfa. İkinci bölgede tanjant eksi olduğu için isim değiştirmiyor ve eksi tanjant alfa olacaktır. Küçük müdür eğer bakalım 90 eksi alfadan ne olacaktır? İsim değiştiriyor kotanjant tanjant olacak. Açımız da alfa zaten. Tanjant alfa birinci bölgede artı bakın. Burası da eksi gelecektir. Eksi küçüktür artı arkadaşlar. Doğru mudur? Her açı için sağlanır. Hiçbir sıkıntı yok. Geldik üçüncü öncüle baktığımızda. Kosinüs 2π eksi alfa demiş. 2π eksi alfa. 360'dan alfa pardon alfa bölü 2. İsim değiştirmiyor bakın. Kosinüs alfa bölü 2 geliyor. Büyük müdür acaba? Sinüs π eksi alfa. Sinüs π eksi alfaya baktığımızda ise direkt ne olacaktır? Sinüs alfaya eşit olacaktır. İsim değiştirme 180'de çünkü işaret de artı. Burada arkadaşlar bazı açı değerler için sağlayabilirsiniz. Kesinlik olduğu için her açıda sağlaması gerekiyor. Mesela alfa yerine 20 derece yazarsak ne olacak bakalım? Alfa yerine 20 derece yazarsak kosinüs 10 büyüktür. Sinüs 20 geliyor bakın.
Böyle bir şey mümkün. Bakalım. Kosinüs 10 yerinde sinüs 80 yazabiliriz arkadaşlar. Tümlerine sinüs 80 büyüktür. Sinüs 20 sağlıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Büyük açılar verelim bakalım. Şimdilik bir sıkıntı yok. Alfa yerine ne yazabiliriz? 80 derece yazalım mesela. Alfa yerine 80 yazarsak ne olacaktır? Kosinüs 40 büyüktür. Sinüs 80 olur mu acaba? Kosinüs 40 arkadaşlar sinüs 50'ye eşit. Sinüs açısı büyüdükçe birinci bölgede değer olarak büyüyordu. Sinüs 50 sinüs 80'den büyük geldi mi? Bakın gelmedi. Bu açıyı değer için sağlamadı arkadaşlar. Bu zaman kesinlik olmadığı için 3'te yanlış olmuş oldu. Buradan cevabımız yalnız 2 olarak bulundu. Geldik arkadaşlar 33. soruya. Şekil 1'de verilen ABC'de dik yamuğunda CB BA'ya dik olarak verilmiş. BC ile CD de dik olduğu söylenmiş. Şekil 2'deki B köşesi AE doğrusu boyunca katlanıp B köşesi D köşesinin üzerine gelmektedir. Tanjant DEA değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Katlama olmuş bakın. Şuradaki açı dik olduğu için şuradaki açıdan olacaktır. 90 derece olarak gelir. Şuralarda da açı ortaylar var bakın. Şuraya A açısı dersek burası A olacaktır. Burası da açı ortaylar var yine. B dersek buradaki açı da B olacaktır. Şöyle düşünürsek arkadaşlar bakın. Şuradaki açı 2A açısı oldu. Şöyle bir dikme indirirsek aşağıya doğru. 16 burası 16 burası 24. Daha sonra AB ile bakın katlamadan dolayı AD uzunluğu da birbirine eşit. Burası ne gelecektir? 40 gelecektir. 24 var. 3'ün 8 katı, 5'in 8 katı, 4'ün 8 katından burası 32 olarak gelir bakın. Buradan tanjant 2A'yı bulabiliriz. Tanjant 2A'yı bulduktan sonra yarım açıdan tanjant A'yı da buluruz arkadaşlar. Oradan da tanjant B'yi bulmak kolay artık. Tanjant 2A'ya baktığımızda 32 bölü 24, 8'e böldük 4, 8'e böldük 3 olarak gelmiş oldu bakın. Tanjant 2A'yı da nasıl yazabiliriz? Tanjant 2A'yı yarım açıyı açtığımızda 2 tanjant A bölü 1 eksi tan kare A eşittir 4 bölü 3 gelecektir. İşler dışarı çarpımı yaptığımızda 6 tanjant A eşittir 4 eksi 4 tan kare A gelir arkadaşlar. Burada bakın ikinci derecenin denklem oluşturup kökleri bulabilirsiniz. Buradan da tanjant A değerimiz 1 bölü 2 gelecektir. Kökleri bulursak. Burası zaten 40'tı bakın. Tanjant A karşı bölü komşu 1 bölü 2 ise buraya da 20 kalacaktır o zaman. Buradan da tanjant B'yi düşünürsek arkadaşlar. Tanjant B değerimiz de karşı bölü komşuna yani 40 bölü 20'den 2 olarak bulunmuş oldu. Trigonometri sorular arkadaşlar baktığımızda 3 soru da güzel bir soru. Tam AYT tarzı soru gelebilecek tarzda bir soru. Geldik 34. soruya. Yukarıda bir kenarı 6 birim olan ABCD eşkenar dörtgeninin C köşesi etrafında saat yönünde döndürülmüş hali A üssü, B üssü, C, D üssü olarak verilmiştir. ABC açısı 110 derece ve A üssü, AC açısı 40 derecedir demiş. Buna göre alan BCD üssü kaç birim karedir diye sormuş arkadaşlar. BCD üssü yani şurada oluşacak olan üçgenin alanı sorulmuş. Açıları kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela 110 ise burası ne olacaktır? Karşısı şurası 70 derece gelecektir mesela şuradaki açı. Paralel olduğu için eşkenar dörtgen. Şöyle bir şey kullanırsak arkadaşlar. A ile C'yi bir de A üssü ile C'yi birleştirdim. Aynı şekilde bakın A ile A üssünü de birleştirirsek. Burada açı ortay olacağı için 35-35 olacaktır açılar. Burası 35 derece, burası 35 derece. Daha sonra baktığımızda şuradaki açı 40 derece olarak verilmişti bize. A üssü, pardon A üssü AC, A üssü AC 40 derece olarak verilmişti. Köşegen uzunlukları eşit zaten. Eksikler uçuyordan burası da 40 derece gelecektir. 40-40-80 buranın 100 olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya baktığımızda 70-30 derece kalacaktır. Şöyle bakın kenar uzunlukları zaten değişmiyor. 6-6 30 derece sinüs alan teoreminden buradaki oluşan üçgenin alanı bulabiliriz arkadaşlar. Sin alan teoremi dedim. Sinüs alan teoreminde düşündüğümüzde 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpımı aralarına kalan açının sinüs değeri. Sinüs 30 derece olacaktır. Bakın şurada kalan açı. Sinüs 30'da 1 bölü 2 eşit olduğu için buradan ne gelecektir? Cevabımız 9 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Geldik 35. soruya. Yukarıdaki 3 çeşit düzgün altıgen ile bu altıgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı köşegen kabul eden 2 dikdörtgen verilmiştir. Dikdörtgenlerin alanları toplamı 72 kök 3 birim kare olduğuna göre altıgenlerin çevreleri toplamı kaç birimdir diye sormuş bize arkadaşlar. Bakalım ne düşünebiliriz. Şimdi altıgenin bir kenarına A dersek arkadaşlar köşeden ağırlık merkezine olan uzaklığımız yine ne olacaktır? A olarak gelecektir. Daha sonra baktığımızda şuradaki kenarlar da A bakın. AA,
Çünkü ne? Altıgenin kenarına A demiştik. Şöyle zaten 90 derece burası bakın. Zaten burada ağırlık merkezi olduğu için ne olacaktır? Köşegen olarak düşünebilirsiniz uzun köşegenlere kesimi. Burası 60 derece gelecektir. Buraya da 30 derece kalır bakın. Şimdi 90'ın karşısı 2A. 30'un karşısına baktığımız A zaten. 60'ın karşısında olacaktır. A kök 3 olarak gelecektir. Şimdi buradan A'yı bulabiliriz. Çünkü neden? Bize dikdörtgenlerin alanları verilmişti. İkisinin de alanı 72 kök 3 ise bir tanesinin alanı olacaktır. 36 kök 3 olacaktır arkadaşlar. A ile A kök 3 çarparsak şurada dikdörtgenin alanını bulurken. Buradan kök 3'ler gitti. A kare eşittir. 36 olarak gelir. A uzunluğunda 6 birim olarak gelmiş oldu. Şimdi A uzunluğunun 6 birim olduğuna göre bize neyi sormuştu? Altıgenlerin çevreleri toplamı. 3 tane altıgen var arkadaşlar. 18 tane kenar yapar. Buradan çevre. Bir kenarı 6. 18 tane kenar var. Bakın elimizde 18'i 6 çarparsak 108 birim olarak bulunmuş oldu. Geldik arkadaşlar 36. soruya. Analitik düzlemde demiş D doğrusu veriliyor. D doğrusunun x eksenindeki kesişim nokta A noktasıdır. X ekseninin üzerindeki B noktasının D doğrusuna en yakın noktası C noktası demiş. Alan ABC kaç birim karedir diye sormuş bize. Şöyle bir dik koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar. D doğrusunun grafiğini düşünürsek x yerine 0 verirsek y'ye bakın ne olacaktır? X yerine 0 verdik. 3y eksi 6y eksi 2 olacaktır. Şurada eksi 2 de kesiyor. Y yerine 0 verirsek 2x eksi 6 eşit. X de eksi 3 olacaktır. Bakın burası eksi 3 noktası olsun. Burası A noktası x ekseninin kesişim nokta ve doğru şu şekilde gidiyor bakın. Daha sonra B noktası ona 0 noktası. Şurası B noktası. B noktasında doğru en yakın uzaklığı C noktasıdır demiş. Yani dik olan uzaklık şurası da C noktasıdır. Bize arkadaşlar ACB üçgenin alanı sorulmuş. Burada bakalım ne yapabiliriz. Şurada zaten AB uzunluğu 13 olarak gelir arkadaşlar. Buradan yüksekliği bulsak alanı bulmuş olacağız. Yüksekliği peki nasıl bulabiliriz? Hemen ondan bahsedelim. Şöyle baktığımızda şuradan bir dikme göndermem gerekiyor. X eksenine. Şöyle de düşünürsek arkadaşlar bakın. 2'nin 3'e oranı var. O zaman ne olacaktır? Buraya biz 2K dersek şuradaki uzaklık 3K olacaktır benzerlikten dolayı. Tamamı 13'tü bakın. Şurada ne olacaktır? 13 eksi 3K. Burada arkadaşlar dikten dikindiğimiz için Öklit kullanırsak K'yı bulabiliriz bence. Öklit kullandığımızda 2K'nın karesinden 4K kare eşittir. Bakın 3K çarpı 13 eksi 3K gelecektir. Toparlarsak arkadaşlar buradan 4K kare eşittir. 39K eksi 9K kare gelir. Bir yerde toplarsak 13K kare eşittir. Bakın 39K olacaktır. Buradan baktığımızda şu sadeleştirme yaparsak arkadaşlar şu kareyle bakın K götürecektir. 13K 39 eşitse K eşittir 3 olarak gelir. K yerine 3 yazarsak arkadaşlar zaten kenarımız 13'tü. Şöyle hemen gelelim. Kenarımız 13. Yükseklik bakın 2 ile 3 çarptık 6. Artık alanı bulabiliriz. 6 çarpı 13 bölü 2'den 39 birim kare olarak gelecektir arkadaşlar. Alanımız 6 ile 2 sadeleştir. 3, 13'e çarptık. 39 birim kare olarak geldi. Geldik 37. soruya arkadaşlar. Aşağıdaki öncülleri adım adım uygulayarak bir geometrik çizim yapınız. ABCD dikdörtgeni çiziniz demiş. Hemen sol tarafta bir tane ABCD dikdörtgeni çizelim. Bu dikdörtgenin içine çapı AB olan şöyle ABCD çapı AB olan ve CD kenarına teğet olan yarım çember çiziniz demiş. Hemen şöyle bir tane de yarım çember içine yerleştirelim AB çaplı. Şöyle teğet olduğu söylenmiş DC'ye. Bunu düzgün olarak düşünelim arkadaşlar. Şekil biraz kötü olabilir. Bu çemberin demiş AC köşegeni ile kesim noktası T olarak isimlendiririz. Çemberi ve AC köşegeni T olarak isimlendireceğiz. Kesim noktasını. Şöyle baktığımızda burası T noktası olduğu söylenmiş. BT 6 santimetredir. B ile T'yi birleştirdim. Şöyle bakın. Çapı gördüğü için arkadaşlar şurası 90 derecedir. Burası 6 santimetre olarak verildi bakın. Şöyle zaten BC yarı çapı eşit olur bir de onu da söyleyebiliriz. BC yarı çapı eşit olur bakın. AB de çap olduğu için 2R olur.
90-90'lar şuradaki açıya A dersek şuradaki açı ne olacaktır? B olacaktır. Bakın buradaki açıda ne kalır? A kalacaktır. Burası da B olarak gelmiş oldu. Bize sorulan AT uzunluğu arkadaşlar. Şimdi 90'ın karşısı R, 90'ın karşısı 2R arkadaşlar. R'nin 2R'ye oranı bakın. Burada baktığımızda A'nın karşısı 6. Büyük olan üçgende A'nın karşısı AT. Benzerlik yapıp direkt çıkıyor bakın. 1'e 2 oranı var. 6'nın AT'ye oranı ne gelecektir o zaman? İçler dışlar çarpımı yapabiliriz veya 1'e 2 oranı olduğu için direkt buradan AT uzunluğu bakın 6 çarpı 2'den 12 metre, 12 santimetre olarak bulunmuş oldu. Geldik arkadaşlar 38. soruya. Yukarıdaki bir ayrıtı 8 birim olan kare şeklindeki karton önce ortadan katlanıyormuş. Daha sonra üstten bakım yine katlanıp en son şekil 3 elde ediliyormuş. EBCF dikdörtgeni KL boyunca katlanarak KLCF karesi elde ediliyor demiş. Şekil 3'teki gibi yarıçapları eşit olan iki çeyrek ve bir tam daire kalacak şekilde boyalı kısımlar kesilip atılıyor. Bu işlemler sonucunda kağıt tekrar açıldığında oluşan şeklin alanı kaç birim karedir demiş arkadaşlar. Burada şöyle düşünebiliriz aslında. Şöyle baktığımızda hemen oluşan şeklimiz şurada bakın. Şöyle bir şekil var elimizde. Çeyrek çember var iki tane. Bir tane de tam daire var arkadaşlar. Zaten bunları sen simetri olarak düşünürsen bakın nasıl bir şekil oluşacaktır. Şöyle geldik. Aynı şekilleri simetri olarak düşündüm. Şu şekilde geldik. Şöyle bakın. Burası zaten şöyle. Aralarında bir de tam daireleri de unutmayalım. Şimdi biz arkadaşlar baktığımızda kaç tane daire elde etmiş olduk? 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane de çeyrek var. 6 tane daire var elimizde arkadaşlar. 6 daire var. Dursun. Burada dedik yarıçapları birbirine eşitti bakın. Şöyle 8 KF uzunluğuna gelecektir. 2'ye böldüğümüz için 4 4 gelecektir. Şöyle düşünürsek yarıçaplarını R 2R burası da R olarak gelir bakın. 4 4 4 köküklü olacaktır. 4R eşittir 4 köküklü ise arkadaşlar R de bakın yarıçap köküklü olarak gelir. Buradan arkadaşlar daire alan formülünden pi r kareyi kullanmamız gerekiyor. 6 tane olduğu için 6 çarpı pi r kareden yarıçapımız kök 2 ile 6 çarpı pi çarpı kök 2'nin karesi dememiz gerekiyor. Buradan kök 2'nin karesini alsak 2, 2 ile 6 çarpsak cevap 12 pi olarak bulunmuş oluyor. Geldik arkadaşlar 39. soruya. Yukarıdaki şekil 1'de yüksekliği 10 birim olan silindir ile bu silindirle aynı yarıçapa sahip bir koni verilmiştir. Koni ve silindirin yarıçapları aynı olduğu söylenmiş. Bu cisim tabanından 6 birim yükseklikten kesiliyor ve hacimleri eşit iki parça elde ediliyor demiş bize arkadaşlar. Başlangıçtaki cismin büyük parçanın hacminin küçük parçanın hacmine oranı 3 olacak şekilde kesilmek istendiyse tabandan en az kaç santimetre yükseklikten kesilmeliydi diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşünebiliriz. İkinci şekil 1'de bakın tam iki eşit hacme bölünmüş. Altını gördün arkadaşlar. 6V dersek 4'ün gördü. Yarıçaplar eşit olduğu için 4V olacaktır. Daha sonra hacimlerin eşit olması için de bakın koninin hacmi ne olarak gelecektir? 2V olarak gelecektir 6V'yi tamamlamak için. Daha sonra bize demişti ki 1'e 3, 3 katı olacak şekilde oranlar 3 olacak şekilde. Toplam hacmi düşünürsek 6V, 4V, 12V olur bakın. 1'e 3 oranı olacak arkadaşlar. Yani baktığımızda 3'e 9 oranı olması gerekiyor. Yani kestiğimizde bakın ikinci başlangıcı kestiğimizde hacim 3V'ye ne gelmesi gerekiyor? 9V gelmesi gerekiyor. Şimdi 6 yükseklikten 6V'yi kesmiştik o zaman. 3 santimetre yükseklikten de neyi kesmiş oluruz? 3V'yi kesmiş oluruz. Geldik 40. soruya arkadaşlar. Çemberin analitiği ile alakalı bir soru. Analitik düzlemde orijinden geçen D1 ve D2 doğruları x ekseniyle sırasıyla 75 derece ve 15 derecelik açı yapmaktadır demiş. Bu iki doğruya teğet olan O merkezli çemberin doğrulara değme noktaları arasındaki uzaklık 6 birimdir. Buna göre O merkezli çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar ilk öncelik olarak bir koordinat düzlemi çizelim, oluşturalım. Daha sonra iki tane doğru var elimizde. Orijinden geçecek şekilde. Şu D1 doğrusu olsun. Bir tane de D2 doğrusu çizelim arkadaşlar. Bu da D2 doğrusu olsun. Bunlara teğet elimizde bir tane çember var.
Fikri çok iyi olmayabilir arkadaşlar. Açılara baktığımızda D2 doğrusu 15 derecelik açı yapıyor. X80'e değeri 75 olduğu için bakın şuradaki açı 60 derece gelecektir. Daha sonra DM noktalar arasındaki uzaklık 6 birim olarak verilmişti bize. Şöyle merkezi düşünürsek şöyle geldim birleştirdim. Yarıçapı bulabiliriz aslında buradan. Onda nasıl buluruz bakın. Burası 60 derece ise gördüğü yay ne olacaktır? 120 derece olacaktır. 120 derece gören merkez açı da 120 derece olur. Şöyle bir tane arkadaşlar. 120, 30, 30 üçgen elde etmiş olduk. Hemen onu yapalım. Buradan yarıçapı buluruz. RR 6 oldu bakın. Buradan R küp arkadaşlar. R kök 3 6'ya eşit olacaktır. Küp 3 kat olur çünkü 120, 30, 30 üçgeni düşünürsek. Buradan da R 6 bölü kök 3. Kök 3 ile genişletirsek 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 olarak gelir. Şimdi yarıçapı belirledik. 2 kök 3 olarak. Yarıçapı da düşünürsek burası bakın dik olacaktır. Yarıçaptan sonra bir de merkezin koordinatları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Denklemini elde edebilmek için. Şimdi merkezin koordinatları peki nasıl elde edebiliriz? Onun için de şöyle düşünürsek eğer şuradan bakın tam merkeze doğru gittik. Burası 90 zaten. Burada 90 açıortay olacağı için 30-30 olarak parçalanacak bakın. Şimdi 30'un karesi R yani 2 kök 3 var arkadaşlar. 90'ın karesi ne olacaktır? Kök 3 katını aldığımızda 90'ın karesi 4 kök 3 gelecektir bakın. Daha sonra şurada düşünürsek bakın dik gönderdim 90 45 45 üçgeni oluşur. 30 15 45 çünkü. Ve hipotenüs 4 kök 3. Orada bize arkadaşlar merkezin koordinatlarını verecektir. Şöyle düşünürsek 90 şurası. Burası 45, burası 45. Hipotenüs 4 kök 3 bakın. Buraya baktığınızda kök 2'ye bölersek arkadaşlar merkez nasıl koordinatları bulmuş olacağız. Kök 2'ye böldüğümüzde bakın 2 kök 6 burası da 2 kök 6 olarak gelir. Buradan da yola çıkarak merkezin koordinatlarına 2 kök 6'ya 2 kök 6 diyebiliriz. Buradan artık standart denklem ne olacaktır? X eksi x bileşenimiz 2 kök 6 bakın bunun karesi eşittir artı pardon. Y eksi y bileşenimiz de 2 kök 6. Bunun karesi eşittir. Yarıçapın karesi. İlk köküçünün karesini aldığımızda da 12'ye eşit olacaktır. Buradan cevabımız A şıkkı olarak bulunur arkadaşlar. Çözümlerimiz bitmiş oldu. İyi çalışmalar.